Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme notlarına bakacağız. Gördüklerinize çok şaşıracaksınız. Nana'da büyük düzenleme var. İkinci yeteneğe değiştirilmiş. İkinci yeteneği artık bölgedeki düşman kahramanları dönüştürüp onları uzaklara gönderecek. Bakın bu şekilde attığınızda direkt dönüştürüp geriye doğru gönderiyor. Ayrıca bunun kontrol süresi 1.5 saniyeden 1.8 saniyeye çıkartılmış. Yani daha uzun süre bu şekilde kedicik olacaklar. Fakat Molina kaldırılmış yeni haliyle. Bir de slow efektinde düzenleme yapılmış. Slow efekti de %50'den başlayıp %70'e kadar çıkıyordu. Artık %30 olacak her seviyede. Ultisinde de bir düzenleme var. Ondan da kısaca bahsedelim. Ultisinde 3 aşamalı saldırılarda artık daha hızlı ve sorunsuz şekilde inecekmiş. Bakın şu şekilde fakat bunda da yine bir düzenleme var. Biliyorsunuz bu sersemletiyordu düşman kahramanları. O da kaldırılmış arkadaşlar. Artık düşman kahramanları sersemletmeyecek. Nana'nın ultisi. Fakat bu işte combo yapmanız için yapılmış gibi gözüküyor biraz arkadaşlar. Şununla geriye doğru sersemlettiğinizde direkt ultiyi basın ki bütün hasarı geriye doğru yesin diye yapmışlar. Aslında birazcık da Nana'nın ikinci yeteneğindeki düzenlemeyi. Böyle giderken Zaten geriye doğru gidiyor ya. Bütün hasarı yesin ve tek yesin diye oluşturulmuş bir düzenleme. kartta düzenlemeler devam ediyor. Kullanım kolaylığını optimize etmeye devam ediyoruz. Ancak bazı becerilerini zayıflatıyoruz. İkinci yeteneğinin temel hasarını ilk seviyede 320'den başlayıp 570'e çıkarken artık ilk seviyede 320'den başlayıp son seviyede 445'e çıkacak. Yani eskisine göre biraz daha az olacak ikinci yeteneğinin hasarı. Fakat ikinci yeteneğinin bekleme süresi her seviyede 5 saniyeyken artık ilk seviyede 5 saniyeden başlayıp son seviyede 3 saniyeye kadar düşecek. Yani daha seri kullanabileceksiniz. Aslında bir nevi dengeleme ikinci yeteneğinde. Ultisinin biliyorsunuz rakip kahramanları yavaşlatma özelliği vardı. Bu özelliği kaldırıldı ve artık beklemeden direkt açabiliyorsunuz. Şu an mesela ultimiz açık arkadaşlar. Bakın tekrardan yürürken istediğiniz şekilde ultisini açabiliyorsunuz. Bakın açıp direkt kullanabiliyorsunuz. Açmak için herhangi bir hareket yapmasına gerek kalmıyor artık. Ve rakip kahramanlar da artık yavaşlatmıyor ultisi. Direkt elindeyken açıp kullanabileceksiniz Alucard'ın ultisini. Popol ve Kupa buff yedi. Kupa'nın orman canavarlarına vurduğu ekstra hasar %90'dan %130'a çıkarıldı. Artık çok daha fazla vuracak orman canavarlarına. Yani ormancı olarak oynayabilirsiniz bu kahramanı. Birinci yeteneğinde bekleme süresi düşürüldü. Her seviyede 6.5 saniyeden artık ilk seviyede 7 saniye son seviyede 5.2 saniye kadar düşecek. İkinci yeteneğinde yine bekleme süresi düşürüldü. Her seviyede 6.5 saniyeden her seviyede 5.5 saniyeye düşürüldü. Ixia Buffet'i ultisinin menzili arttırıldı. 9 birimden 11 birime çıkartıldı. Artık daha uzak mesafeye kullanabilecek. Fakat genişliği birazcık daraltılmış açısı böylece eski oranı yakalamak için. Ultisinin kullanım süresi de 5 saniyeden 4 saniyeye düşürülmüş. Artık 4 saniye açık kalacak bu ultisi. Ayrıca ultisi sırasında hem pasifi hem temel saldırıları bütün yetenekleri tetiklenebilecek arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle pasifi de tetikleniyor. Yani can çekme özelliği de aktif olacak ultisini kullanırken. Rafaela buff yedi. İkinci yeteneğine yeni bir özellik eklendi. İkinci yeteneği artık dost kahramanlardaki yavaşlamayı temizler ve 1.5 eline bağışıklık kazanır yavaşlamaya. Artık düşman kahramanlar sizi yavaşlatamayacak Rafaela'nın ikinci yeteneğiyle. Ayrıca ikinci yeteneğinin hareket hızı bonusunda da düzenleme yapılmış. Artık %50 değil %30 hareket hızı bonusu verecek. Fakat sahip olduğu her 10 büyü gücü için %1 de ekstra hareket hızı bonusu verecek. Yani %100'e kadar çıkarabilirsiniz. Eğer büyü gücünüz fazlaysa Rafiela ile hareket hızını. Ayrıca en çok yaralanan dost kahramanlar için de HP yenilemesi %100 büyü gücünün %100'ü kadar ekstra iken büyü gücünün %50'si kadar ekstra olacak. Yani onu da birazcık düşürmüşler. Vexana buff 7 birinci yeteneğinin dehşete düşürme özelliği artık bütün düşmanlara etki edecek. Fakat bunun dehşete düşürme süresini birazcık kısaltmışlar. Bakın etrafındaki bütün düşmanları etkiliyor. Dehşete düşürme özelliği birinci yeteneğinin. Cloud Murph 7 ultisinin temel hasarı ilk seviyede 100'den başlayıp son seviyede 130'a kadar çıkıyordu. Yeni haliyle 130'dan başlayıp 180'e kadar çıkacak. Fakat artık minyonlara vurduğu ekstra hasar kaldırıldı ultisinin. Ayrıca ultisinin itemlerden kazandığı ekstra özellikleri kullanma Oranda %66'dan %50'ye düşürüldü. Angela nerf yedi. Ultisinin kalkan bonusu 200'den başlayıp 500'e kadar çıkıyordu. Artık 200'den başlayıp 400'e kadar çıkacak. Son seviyede 100 düşürüldü. Feni nerf yedi. Feni'nin taban hasarını biraz azaltıyoruz. Orta ve yüksek dereceli oyunlarda onun daha az güçlü olmasını umuyoruz. Birinci yeteneğinin hasarı 320'den başlayıp 570'e kadar çıkarken Artık 300'den başlayıp son seviyede 525'e kadar çıkacak. Kaditan Nerf 7 ultisinin temel hasarı her seviyede 60 düşürüldü. Ayrıca bu dönen dalgaların da hasarı yine her seviyede 40 düşürüldü. Bunlar da bakın şu gelen dalgalar. Fakat eskiden biliyorsunuz dönen dalgalar birden fazla aynı kişiye çarptığında hasarı düşüyordu. Artık düşmeyecek. O özelliği de kaldırılmış. Bakın aynı hasarı vuruyor. Hepsi de bakın aynı kişiye birden fazla dalga vurduğunda hasar düşüyordu. Artık bu özelliği de olmayacak. Yine hepsi de hasar vurabilecek fazlaca. Provis buff yemeye devam ediyor. Birinci yeteneğinin temel hasarı her seviyede 50 arttırıldı. Bu hasarı bonusu da %100'den %120'ye çıkarıldı. Ultisinin de bekleme süresi düşürüldü. İlk seviyede 6 saniye, ikinci seviyede 5 saniye, son seviyede de 4 saniye daha az olacak ultisinin bekleme süresi. Florian Nerf 7 birinci yeteneğinin büyü hasarı bonusu %130'dan %100'e düşürüldü. Ultisinin de verdiği HP yenilemesi her seviyede 50 düşürüldü. Ayrıca büyü gücünden kazandığı HP yenilemesi de %140'dan %120'ye düşürüldü. Yenilenen Lolita Nerf 7 birinci yeteneğinin stun süresi 0.8 saniyeden 0.5 saniyeye düşürüldü. Ultisinin de yavaşlatma efekti %50'den %30'a düşürüldü. Ultisinin hasarda ilk seviyede 720'den başlayıp son seviyede 1280'e çıkarken artık ilk seviyede 500'den başlayıp son seviyede 900'e çıkacak. Nolan kahramanının yetenek süreleri kısaltıldı. Ayrıca enerji tüketimi ve enerji barı da değiştirilmiş. Bakın şöyle komboları da gördüğünüz gibi bu şekilde kombolayarak rakip kahramanları kesebileceğiniz bir kahraman olmuş. Ayrıca bu kahramanı büyücü suikastçı sananlar var. Bu kahraman fiziksel saldırı arkadaşlar. Bakın önerilen itemleri de bunlar. Yeni temiz Vaha'nın Matarası. Destek kahramanları için çıkartılmış bir item. 60 büyü gücü, 300 can ve %10 bekleme süresi düşürme özelliğine sahip. Özel pasifi %12 iyileşme etkisi. Eşsiz pasifi ise kutsama can basılan veya kalkan verilen bir dost kahramanın canı 3 saniye içerisinde %30 altındaysa veya altına düşerse o dost kahramana 5 saniyeline 1160 ila 2000 arasında kalkan kazanır. Bu etki tetiklendiğinde aynı zamanda kullanıcının becerileri bekleme süresi 2 saniye azalır. Bu etki aynı dost kahramana 40 saniyelik aralıklarla tetiklenebilir. Kalkan vermesi lazım. Tabi şöyle bakın gördüğünüz gibi direkt ona kalkan veriyor arkadaşlar canı belli bir seviyenin altına düştüğünde. Şeytan ayakkabılarında düzenleme yapılmış saniye başına 6 mana yenilerken yeni haliyle 10 mana yenilecek. Ayrıca pasifindeki düşman kahramanları katlettiğinde veya asist aldığında %10 mana yenileme özelliği kaldırılmış. Yerine minyon kesmek veya minyon asisti almak 4, %4 mana yeniler özelliği eklenmiş. Aslında bu çok daha iyi. Orta koridordaki e, büyücü kahramanlar için seri mana yenileme özelliğine sahip olacak minyonları kestikçe artık bu itemle. Fani zamanda düzenleme yapıldı. Temel özelliklerinde 350 mana veriyordu. Bu kaldırıldı. Artık 300 can verecek. Küçük iksiri buff yedi. %5 can çalma özelliği vardı. %10'a çıkarıldı. Büyü iksiri buff yedi. %5 bekleme süresi düşürme özelliği vardı. %10'a çıkarıldı. Kaya iksiri buff yedi %15 kontrol etkilerine karşı bağışıklılık özelliği vardı %30'a çıkarıldı. Destek amblemi nerf yedi iyileşme etkisi %15'den %12'ye düşürüldü. Madalya puan sisteminde düzenleme yapılıyor. Biliyorsunuz oyun sonunda sarı işte MVP madalyası veya da gümüş bakır madalyalar alabiliyorsunuz. Buna göre de işte sıralı puanınız düşüyor. Eğer MVP aldıysanız daha az düşüyor gibi özellikleri vardı. Bunlarda düzenleme yapılmış arkadaşlar. Birincisi artık her oyuncunun puanı takımın bir üyesi olarak oyun boyunca gösterdikleri performansa göre belirleniyor. İkincisi bir oyuncunun müttefiklere sağladığı tüm kalkan iyileştirme, düşmanlara uygulanan kontrol etkileri puan olarak sayılabilecek artık. Üçüncüsü bazı rollerin puan kazanmada daha fazla avantaja sahip olmaması için hasarı ve alınan hasarı gibi maç istatiklerinin ağırlığını eşit derecede önemli olacak şekilde ayarladık. Oyuncuların deneyimini geliştirmek için gelecek yamalarda da algoritma ve istatistik ağırlığını optimize etmeye devam edeceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Nolan kahramanımız da Eylül ayında orijinal sunucuda olacak. Kahramanın tam geliş tarihi belli olmadı. Yeni gelecek kostümlerin efektleriyle birlikte bunu da tarihi netleştiğinde sizlerle paylaşırım. Görüşmek üzere.